Kanal 5 Ulak köyümüze hoş geldiniz. Köyümüz eski ismi Mandırna, yeni ismi Çatalköy olarak geçiyor. Köyümüzde bir fasulyemiz var. Domates seralarımız yeni oluştu. Köyümüzde bir 200 ton civarında bir fasulyemiz çıkıyor. Şu an rekorda da düşüklük var. Bir 300 ton kadar da domates çıkıyor. Bir 500 ton günlük malımız çıkıyor. Bir 500 tane falan günlük bir araç giriş çıkışımız oluyor. Yalnız bir sıkıntımız var. Bu yollarımızda bir sıkıntımız var. Yollarımızda özel idare tarafından yapılmadığını görüyoruz. 3-4 defa da başvurularını yaptık. Dilekçelerini verdik. Dilekçe verin dediler. Verdik. Ama özel idare de müdürümüz bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Kara liste almış müdürümüz bizi. Yani bu köye hizmet yetmemesi için kara liste almış. Biz devletimizin yanında olduğumuzdan dolayı bizi kara liste almış müdürümüz. Böyle bir sıkıntımız var özel idare müdürlüğümüze. Yanına gittim, beni kapıdan kovuyor her gittiğimde. Yok sen gelme diyor. Yani beni sıkıntıya sokuyor diyor. Bilmem ne diyor bana. Böyle bir söylemleri var bana. Yani ithamları var. Yollarımız halini görüyorum. Yani sıkıntılı bir şekilde yollarımız var. Burada günlük 500 tane aracımız girip çıkıyor. 500 tane araç girer. 4000 tane de işçi çalıştıran bir köyümüz. 4000 tane işçiye islam veren bir köyümüz. Bu 100 gün boyunca sürüyor. Ve Burdur'a büyük bir girdisi olan, bu yıl rekolte düşük olduğu anda en aşağı 100 gün boyunca günlük 1 trilyon eski parayla para dağılıyor burada. Şimdi de yani eski parayla 1 trilyon, yani 100 günde 100 milyar, 100 trilyon para da giren bir köyümüz. Burada tabii köyümüz olarak ana bölgemiz burası ama halimizin toplam merkezimiz Muhtarlık. Buradan Halıcılar Köyü, Günalan, Yakaköy, Kayaltı, Taşkapı köylerimizde Çine köyümüz buradan ekmek, yani buradan malını satıyorlar bizim burada. Giriş çıkışlarımız var yani. Ama sıkıntı olarak bizim yollarımız. Köyün işlerini de gösterdim size. Köyün işlerinde de bir sıkıntımız var. Yani fakat taşlarımız döşenmedi. Millet çamur içinde gelip gidiyor kışın. Böyle bir sıkıntılarımız var. Köyün işte aynı zamanda yani özel ederim, yani milletvekillerimize de ilettik bunu. Milletvekillerimiz dedi ki özel idareye başvurumu yap. Başvurumu yaptım. Özel idarede sıkıntı tamamen has safhada yani müdürlerimizde. Yani müdürle elini taşın altına koymadan yani ol diye de imza atıp böyle oturmayla vakit geçiren bir müdürlerimiz var. Bundan ama Cumhurbaşkanı tarafından ama şey tarafından yani oradaki sorumlu bakanlıktan bunların yani uyarılması ve bundan görevden alınacak ne yapıcısı yani bunlara bir hizmet gelmesi.